Tam 17 sezon. Dikkatli oluyoruz, tamam mı? Hadi. Tam tamına 638 bölüm. Türk dizi tarihinin rekortmeni, ekranların efsanesi, Arka Sokaklar kısa bir molanın ardından geri dönüyor. Hadi, hepiniz işiniz başına, hadi bakalım. Sizi bitmedi ki başlıyor. Polisiye, aksiyon, dram, komedi. Dile kolay 638 bölüm. Kesintisiz yayınlanan tam 17 sezon. Geçtiğimiz yıl ekranlara kısa bir mola veren Arka Sokaklar'ın bir süredir yeniden başlayacağı konuşulurken dizinin Rıza babası Zafer Ergin müjdeyi Nişantaşı sokaklarında verdi. 17. sene. Hayırlı olsun tekrar. İnşallah. Hep beraber. Eski kadrodan arkadaşlardan gelen. Çalışacağız. Hafta başlıyoruz. Yıllar içinde ekibe birçok isim katılıp ayrılırken Arka Sokaklar'ın 18 sezonunda dizi kadrosu merak edildi. Sizi kimseye bırakmam. Eski kadroda arkadaşlar var, ilave. Usta oyuncu Zafer Ergin'in yıllar içinde başka hiçbir televizyon projesinde yer almamasının, gelen teklifleri değerlendirmemesinin sebebi de soruldu. Başka dizilerden teklifler geliyordu bu boşlukta. Hatta birkaç da sempatik senaryo vardı. Fakat o ara Türker İnanoğlu'ndan biz aldık dediler diziyi. Beraber çalışacağız. Peki dedim o zaman. Bir süre geçti. Beraber anlaştık. 42 bölüm üzerinden çıkmış. Biz de böyle yapmıştılar. Ben de aynı şekilde anlaştım. Şartlar bizim istediğimiz gibi oldu. Şimdi başlayacağız. Arka Sokaklar'ın ekranlara dönmesinde seyircinin talebi de emeği de büyüktü. Şimdi dizi, tabii dizinin devamı için çok şey var. Çok istiyor seyirci. Doğru düzgün bir dizi. Tabii böyle olmasaydı çok iyi bir kadro üretecek. 80 yaşındaki usta oyuncunun yoğun ve yorucu set saatlerine uyum sağlayan enerjisinin sırrı da işini sevmekten geçiyordu. Anlaşılan yıllar geçse de formumuzdan bir şey kaybetmemişiz. Beni sevmek, kendileri beğeniyorsun. Merhabalar Jessica Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Böyle kitap almaya çıktım sanıyorum ki. Evet. Yeni proje için işte ben tarih çok meraklıydım. Hep çocukluğumdan beri şimdi daha da meraklıyım çünkü çok geçmişe gidiyor çekeceğimiz proje, işte hikaye. Tarihi bir film mi? Yani evet. Hem tarihi hem şimdiki zamanlarımız var. Ama işte çok geride, çok geriye gidiyor. O yüzden ben hangi biraz araştırmak istiyorum. İşte 1300 yıllara kadar gidiyor. Ben de biraz araştırmak için işte biraz daha derin leşmek için almak istedim kaç tane. Nasıl bir proje peki? Tam olarak konusu nedir? Şöyle... Nasıl bir rolde göreceğiz sizi? Şimdi bu hikayeyle ilgili henüz çok şey söyleyemiyorum ama bir oyuncu olarak her şey katabileceğimi bir proje. Çünkü oynamak istediğim her şey var içinde. Ya o kadar çeşitli rollerde. Aslında ben iki tane karakter oynayacağım ama yani o karakterler o kadar çok büyük değişimlerden geçiyorlar ki yani dedim ki bir oyuncu olarak bu kadar kompakt böyle aslında birçok proje yapman gerekiyor bunları yaşayabilmek için ama şimdi ben bir tane projede hepsini yaşayacağım ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendinizi de şanslı hissediyorsunuz çok aslında. Çok şanslıyım, evet. Gerçekten dedim yani hepsini bir filmde göreceğim kendimi ve çok keskin geçişler olduğu için ne kadar işte bu geçişler olacak, nasıl olacak diye çok merak ediyorum kendimi görmek için. Yani işte bir oyuncu olarak izlerken sonra merak ediyorum. İşte hem tarih hem binicilik için de bir şeyler. Binicilik dersleri mi almaya başladınız? Şöyle, ben zaten binicilik biliyorum. Ama koreografi falanlar olacak işte filmde. Onları daha da geliştirmeniz gerekiyor yani. Evet evet. İşte yani atın üstünde bir koreografi var, bir de başka bir şey var. İşte onları da nasıl yapabilirim çünkü daha önce hiç denemedim. Sadece atın üstünde biniyorum ve gidiyorum yani. Tarih belli mi peki? Ne zaman çekimler başlayacak, ne zaman yayında olacak? Şöyle, festival filmi. Şimdi yarın eğitimlerimiz başlıyor. Yaklaşık bir ay bir eğitim süreci olacak. Ondan sonra işte yaklaşık 3 ay bir çekim süreci olacak. Çok titiz bir çalışma oluyor.
ben çok heyecanlıyım yani, bir an önce izleyeyim ama seneye galiba izleyeceğim. Hayırlısı olsun diyelim, merakla bekliyoruz biz de. Bunların dışında peki neler yapıyorsunuz? Tatil yapabildiniz mi? Bir eşinizin memleketine gittiniz sanıyorum, Rize'ye. Rize. Nasıldı? Memleketime gittim. Memleketim. Rize nasıl? Artık çay ile gittim. Seviyor musunuz? Çok seviyorum. Yazda başka oluyor işte Karadeniz. Yani kışın farklı, yazın başka bir güzeli var. Çok gezdik yaylalara. Gittik, köpeğimiz var orada işte. Bizim burada İstanbul'da sokaktan sahiplendiğimiz köpeğimiz var. Şu an orada Rize'de, kayınvalidem de bahçede çok mutlu bir şekilde yaşıyor. Onları da hasret giderdik, gittik. Ve hasret... hasret giderdik. Hasret giderdik, evet. Türkçemde şey oluyor. Ondan sonra işte bubble bird falan yedim. Muhteşem bir şey. Yolun ortasında böyle her yerde meyve var yani. O kadar muhteşem bir şey böyle. Hala şey doğa, dokunamamış doğası mı denir işte. Bunların dışında peki neler yapıyorsunuz İstanbul'da sıcaklardan? Gerçi alışıksınızdır ama Brezilya'dan dolayı. Yani evet, sıcak biraz yoruyor insanları ve özellikle dışarıda çalışması gereken insanlar ve hayvanları da aynı şekilde. Ama yani çok dokunmuyor bana. Çünkü Brezilya'da zaten biz bütün sene boyunca bu hava görüyoruz. Yani 40 derece, işte 30-40 arasında, yazın tam ortasında ben 52 derece gördüm orada. Sadece farkı nem yok. Yani iç kısımda çok nem yok ama tabii ki okyanus kenarında yaşayan insanlar, yani orada büyük şehirler var. Orada nem çok yani, Rio mesela okyanus dibi. O yüzden çok nemli ama orada mesela bu kadar bunalmadım. Burada biraz bunaltıyor işte bu kadar nem olması. Ama sıcak konusunda hiç şikayetçi beni değilim. Yormuyor, şikayetçi değilim. Soğuk, evet sıcak, soğuk. Ben sıcağa yanayım çünkü bence hayvan, dışarıda kalan insanlar ve hayvanlar kışında daha çok acı çekiyorlar. O yüzden sıcak olunca daha çok mutlu oluyorum. Daha rahat böyle oluyorum. Son günlerde bir akım var, Barbie akımı, görmüşsünüzdür muhakkak. Evet. Onunla ilgili siz yapmadınız ama neler düşünüyorsunuz? Ben yapmadım. Yapmadım. Çocukken çok oynadım tabii. Çocukluğumuzdan bir parçası ama yani bilmiyorum, ben hissetmedim böyle. Yapmak istemedim. Benim için çok hoşunuza gitmedi diyebilir miyiz aslında? Yani ben bakmıyorum. Yani gördüm biri Barbie bir şey büyüklü hemen geçiyorum. Çünkü benim için biraz şey oluyor. Bir anlam ifade biraz, etmiyor. Evet, bir anlam ifade etmiyor yani. Bana hiçbir şey katmıyor onu izlemek ve o sürekli işte yani kıyafet, işte güzellik ile ilgili üzerinde olan bir akım. O yüzden biraz şey yani. İstemedim yapmak. İzlemek de istemiyorum şu an yani. Filmini çok merak ediyorum, o ayrı. Akımdan dolayı işte biraz merak. Gidecek misiniz merak filmi izlemek için? Evet, izlemek istiyorum. Henüz fırsat bulamadım. Şimdi eğitimler çok yoğun olduğu için ama en kısa zamanda gidip izleyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Film de hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.